Hüküm sadece Allah'ındır. Bugün, şimdi inşallah kritik mevzulardan konuşacağız. Ülkenin başındaki insanın bir açıklaması oldu. Tamamen kendine şey yapan, topa tutan, Subhanallah, vaktin gelmesi hasebiyle her yerden gerçekten yani normal şartlarda böyle bir zaman içerisinde de olacak olaylar peşi peşine oluyor. Bir günü daha bir olayın büyük bir olayın sıcaklığı bitmeden bir bakıyorsun başka bir yerde büyük bir olay çıkmış. Yani hayret derecesi yüksek. Bunlar hepsi Subhanallah. İşte o hazırlaması gereken hazırlansın. Yiğitlerin şeyinde nazarında böylece okunması gereken okunsun. En önde tanıklık yapacak tanıklar toplansın. Yarın yiğitlerin, dürüstlerin üzerinde yürüyeceği, onlara yeterli delil olacak bilgilerde bir yandan toparlansın. Yani ne dedi? İşte yürekleri yetse işte şey yapacaklar. Cumhurbaşkanına da istifa edecekler dedi. İnsanlar zaten çatacak yer arıyor tabiri caizse. Kendi üzerine şey yaptı. Bunun üzerine yuvarladı. Şu anda bir tane tak yeni girdi, hatta yüreğimiz yetiyor diye. İşte o dediği yüreğimiz yetiyorsa Cumhurbaşkanı istifa edin dedi. Bir anda çalkalandı. Ama onun üzerinde işte kendi yandaşları çıktı, biz yanındayız, Erdoğan'ın yanındayız diye hesaplar açmaya başladılar. Bir tanesi Subhanallah doğrudan Erdoğan'ın, RT Erdoğan'ın doğrudan hesabını etiketleyip herhalde bayağı bir tanınan önde biri. Zira daha 59 dakika olmuş. Daha bir saat, yani bir saat önce paylaştığı bir gönderi 119 tane şey beğeni, 42 retweet almış. İyi bir sayı. Son derece yani o ana sayfada en üste çıkacak kadar güzel bir sayı. Yusuf Günhan diye biri ve yazmış, Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın da yanında olmak gerekir. Şimdi bu güzel bir söz mü? Güzel bir söz. Yani doğruluk anlamıyla yani sen zulme karşısın, bir de doğrunun yanında olman lazım. Doğrunun gereğini tutman lazım. Bir istikametin olması lazım. Musa Aleyhisselam gibi Allah'ın vahyini takip etmen lazım ki o salihler zümresine dahil olasın, kurtuluşa uzanabilesin. Allah'ın izniyle. Dedim Musa, Rabbimiz ancak doğru konuşanlardan kılsın. Malum şeytanı üzerimize defetsin. Gerçekten Allah'a şey kuşatandır. Musa, Rabbin emrinin önüne hiçbir uyduruk şeytan pisliğine, parantez içinde işte heva, laiklik, yani Allah'ın emrinin, Rabbin emrinin önüne hiçbir uyduruk bir şeyi, şeytandandır o hepsi zaten, hiçbir şeyi koymaz. Bunları konuşurken en son reisinize koyup koca bir önlem işareti, bir soru işaretiyle kapatıyorum mevzuyu. Ve burada her birinde düşünelim. Reisinizin, bu Musa yerine koyduğunuz reisiniz böyle mi? Hevasından olan bir şeyi Allah'ın buyruğunun önüne koyduğu bir şey. Ya öyle bir şey yani olmaması lazım zerre kadar. Yani yanlışlıkla olması dışında, o da öğrendiğinde derhal tövbe etmesi. Ama reisiniz bunu böyle bir ilkesi yok. Yani kime Musa diyorsunuz, bu da zalimliktir. Kime yani herkese hak ettiği neyse onunla seslenilir. O yerine koyulur. İşte Esma'ya hürmet budur. Allah'ın öğrettiği isme yani o tanıklığı yapmak yiğitliği budur. Sonra nefsini
dünya malını malına makamına köle etmez Musa aleyhisselam. Yani burada Musa karakteri bütün nebiler başta olmak üzere Allah'ın bize Rabbimizin bize emri başta olmak üzere bütün müminlere, nebileri takip eden yiğit kullara da keza bu gömlek vardır. Yani giydikleri gömlek budur. Nefsini dünya malına, makamına köle etmez. Tekrar reisinizi düşünelim. Musa yerine koyduğunuz reisinizi. Onun hemen aşağı bir öncesinde başka bir videoyla Subhanallah akşam kararırken çektiğim videoydu. Şimdi de sabah ağarırken bu videoyu da çekiyorum. Gerçekten Allah karanlığı yarıp aydınlığı çıkarıyor. Aydınlığı bitirip karanlığı getiriyor ve bu insanlar gafiller. Yani bunu normal ilimde nasip olan insanlar elbette ki bunu ne kadar ibret verici bir olay olduğunu asla unutmazlar. Her defasında çokça bu yüzden bu aralar tesbih ederler Allah'ı. Subhanallah. Gerçekten muazzam bir iştir bu. Yani kendini bilmez. Ne yaptığını bilmez halde kendi sonlarına, kendi helaklarına koşanlar ancak buna kör kesilirler. Akşam Allah'ın izniyle o video paylaştığım videoyla beraber o işte o taga bir şey yazmıştım. Ya sizi haktan uzak karanlığa, sizi hakikatten uzak karanlığa, oradan da ateş cehennem çukuruna götürüyorsa da mı Erdoğan'ın yanındayız diyeceksiniz. Ya sizi karanlığa gark edip oradan en zillet yol hal olan cehenneme sürüklüyorsa da mı Erdoğan'ın yanındayız diyeceksiniz. İman yani akıl bize neyi söyler? Aklı olan, imanı olan herkes hakikatin safında olur. Hakikatin safında olur. Erdoğan bir nefistir. Her an düşkünlük gösterebilir. Her an düşkünlük gösterebilir bir nefistir. Kim mala, konuma, düşkünlüğü malum. İhya hakkın sadık ehline mahsustur. Yiğit kullara mahsustur. İhya olmak baki ebedi kurtuluşlardan kurtuluşa uzanmak ancak ve ancak onlara mahsustur. Bu devam ediyoruz. Musa dünya malına makamına köle etmez. Reisinizin dünya işte konumu, hadi diyelim konumu bir şekilde tevil etti, örtbas etti. Ne diyelim işte ben bunu ancak insanların iyiliği için istiyorum, ancak Allah'ın rızası için istiyorum dedi ki böyle yapan kişi kibirin zerresini taşımaz. Gerçekten yani yüreği yakar bir tavır içerisinde olduğuna yani buradan yani o kadar gizlemesine rağmen tanık oluyorsak o şey hususunda kendi yani gerçekte Allah'ın o tanık olduğu hal ne kadar hakikatten uzaktır, ne kadar gerçekten ürpertici boyuttadır onu Allah bilir. Yani hani bir kişi bunu okuyamıyor diye bunu tevil etse diyelim yine malda çakılıyor. Yani mala düşkünlük o Allah'ın dünya malına düşkünlük, ahiret baki olan ebedi kazanç o mallardan bahsetmiyorum. Ahirette düşkün olun. Tabii ki Allah'ın katındaki nimetlere kavuşmak için çok çokça isteğiniz olsun, çabanız olsun, hayaliniz olsun. Zira oraya da verilen şey bir daha geri alınmaz. Sizindir daima ve en güzelidir, en iyisidir ve ebedidir ve orada artık hiçbir güçsüzlük, yorgunluk, bıkkınlık, usanç böyle şeyler olmadığı için de
Yani oradaki şeye, konuma düşkün, oradaki kazanca düşkün olmak hayırlıdır inşallah. Bu dünyada çokça hayır yapmaya, Allah'a gönülden yönelmeye, kibirden, yalandan, ahlaksızlıktan, bunların tamamında uzaklaşmaya ki yalancı insandan musam olur. Ha, orayı da daha eklemedik. Yalancı yani açık bir şekilde. Nice defa insanları aldatıyor. İnsanlar da artık uyandı. Artık insanlar yaşlısından şeyine bir bakıyorsun. Normalde kendileri dahi konuşurken bana artık göze alıyorlar yani. Hapse mi atıyorlar, onu mu yapıyorlar? Artık zira artık hakkın geldiği bir diyarda batıl sarsıldıkça sarsılır, yıkılmaya yüz tutmuş bir yapı gibi ha çöktü, ha çökecek. Musa hiçbir şekilde şeytanın uyduruk şeytan pisliğini hevadan, işte bugün çağına uygun olarak laiklik, demokrasi dedikleri bir takım kılıflarla Allah'ın buyruğunun önüne hiçbir şey koymaz. Şeytan şeyleri, ilkelerini, yasalarını, nefsini dünya malına makamına köle etmez. Asla yalan konuşmaz. Rahman'ın nurlu öğretilerini, Rahman'ın aslında bütün iman edenlere rahmet, bütün susayanlara adalet olan Rahman'ın nurlu öğretileri her şeyin önünde tutar. Şayet şunu da Rabbinin izniyle söyleyen Allah'ın Musa'sı ise kastınız. Bunları da Allah'ın izniyle söyleyen Allah'ın Musa'sı ise kastınız. Allah'ın Musa'sı ne demek? Burada bir tanesi daha önce şey yapmış işte ben o ayetin Musa'ya da kitabı verdik ayetinin doğrudan bize baktığını söylediğim zaman bir tanesi o yorum göründü mü görünmedi mi bilmiyorum ama cevap vereyim buradan. İşte şimdi de Musa mı oldun? Yani Allah son risaletle alakalı inanın benim hala böyle hayret ve hayranlık duyduğum daha bilgi çıkmaya devam ediyor. Yani o yaptığı hani sen biz nebilere, resullere işte size kitap ve şey verdim, pay verdim hikmetten. O yani sonra yanınızdakini doğrulayıcı bir Resul geldiğinde ona iman edecek, ona destek olacaksınız. Ayetinin devasa boyutta farklı farklı şekillerde işte geçmiş nebilerle bugünle alakalı bağlantıları ortaya çıktıkça hayranlığım artıyor ama bunu yani bu ne kadarını Allah tamamen olduğu gibi aşikar eder. Bu Allah'ın katındadır. Yani demek istediğim Musa'nın da doğrudan Musa olarak seslendiği kuluna, doğrudan işte Muhammed olarak seslendiği kuluna, doğrudan gizli öznede nice defa farklı şekilde seslenmek de Allah'ın kudretiyle o vahyetmesi yol göstermesidir. Yani o rüyada işte ey Musa ki Musa Aleyhisselam olarak tam olarak şeyinde görüyorum şeklinde kılığında ki Musa'nın Rabbin Musa'sı bir artık neye dönmüş? İşte burada da görüldüğü gibi bir yani deyime dönmüş. Doğruluk yani zalime Allah'a güvenip zalimle çarpışmanın bir şey olarak Allah da bu yani bu sıfatı hamdolsun verdiğini Allah katında bu sıfatın verildiğini ilk müjdeyi aldığımda beni derinden etkileyen o şeyle beraber almıştım ve size de paylaşmıştım. Ey Musa sana bundan önce nice defa işte şey yapmaya çalışmıştın. Yani dil öğrenmeye çalışmıştın ama öğrenemedin. İşte doğru dürüst. Şimdi sana hakikatin dilini kendi dilimi öğretiyorum. Bunu al ve şükredenlerden ol. Sübhanallah. Alemlerin Rabbi Allah'tan başka galip yoktur ve o hükmünü verdi.